aşk kokan anlar. Evet, geçmiş olduk Galatasaray bölümüne. Bence çok zevkli bir maçtı. Geri kalanları siz tartışın. Ben özellikle böyle Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu'nun oyuncu malzemesine, takıma katkısı. Halen böyle sportif direktör mü Serkan Rençber? Evet, Uğurcuğum. Evet. Ha, Serkan Rençber'in de kadro kimyagerliği nasıl yapılmalı? Beşiktaş bölümünde ayrıca konuşacağım. Bu maçı zevkli hale getiren Sami Uğurlu hocanın taktikleriydi bence. Bak gerçekten mesela Serkan'ı al. Yarın programda sayıları falan kapat. Bu oyunu anlattır ona. Eldeki bireysel teknik toplamından daha yetenekli oyun nasıl oynatılır? Bunu yaptı Sami Uğurlu. Ama maçın özeti, kardeşim Kasımpaşa'nın en oyuncu dakikaları. İşte şut direkten dönüyor. Ben Yunus o kesiyor. Fol kafa asfarkla avut. Hayda Mustara bir tane uzun degaş. Mustara kalitesi. Barış Alper'in hızı fiziği. Tak sürüyor. Mertens cezanın dışı şut. Olağanüstü bir top tekniği. İzlemesi çok zevkli oyuncu Mertens. Gerçekten. Oradan, bak ben oradan kaleye, boş kaleye 100 tane vursam belki 5 tanesi oraya gider ama o da 95.'de 96'da şey yaparız abi. Ne denir ona? Görüntüde montaj yaparız, öyle olur. İkinci yarı yine abi Kasımpaşa çok iyi oynuyor falan derken Mertens ilk yarının yokları oynayan Icardi'si, kendi kalesine gol atan falan. Hiç aktif olmayan, sahada var mı yok mu belli olmayan Icardi abi öyle bir çapraza yere vurarak çarptırıyor ki çaprazlı böyle kafayı çevirip ayak içi gibi. Yani müthiş bir kalite vurur. Aytaç'ın şut yine çok güzel. Yani bir takıma teknoloji eli deyince o takım nasıl Galatasaray'ın klas ayaklarında karşı dahi reaksiyon verebiliyor. İşte Sami Uğurlu, Fernando Santos teknoloji farkı Beşiktaş bölümü. Abi yani yine abi mesela olacak iş mi ya? Adam penaltıyı kaçırdı. Değil mi? Penaltıyı kaçırdı. Hep diyorum en tehlikeli Icardi. Gole en yakın Icardi. Biraz önce penaltı kaçırmış Icardi. Manchester United maçı da öyle değil miydi? United maçında mı kaçırmış? Doğru. Değil mi? Ya abi çok enteresan adam. Tam Güney Amerikalı kafası. Galatasaray'ı birçok tarafta ne yaptın Icardi? Eyvah senin gibi adam kaçırır mı derken bir dakika ya. Biz kaçırsınca daha iyi. Atıyorum sonra hani. Tak attı. E bir de geniş kadro abi. Oyuna Vinicius'u aldı. Gol attı. Ziye aldı, asist yaptı. Zaha'yı aldı, penaltı kazandırdı. Rakibin 10 kişi kalmasına neden oldu o pozisyonda. Hani Galatasaray lehine sebep oldu. Bu yani o Kasımpaşa'da bir tane kaleci hatalı çıktı. Bir tane wing gereksiz telaş elense yaptı Zaha'ya. Kola çarptı çarpmadı sen tartışırsın istiyorsan da. Yok ben. İki tane oyuncunun bireysel hatasına Galatasaray'da 4 tane oyuncunun bireysel kalitesi. Diyorum ya teknik direktörün katkısı maksimum %20. Sami Uğurlu %20'nin tamamını yaptı. Yetmedi. Evet. Benim için maçın özeti bu, bilmiyorum ne dersin? Tamam, güzel özetledin. Artık bir de üstünden geçmeyelim. Yok sen farklı düşündüğün her şeyi söyle. Farklı düşündüğüm bir şey yok. Ali Sami'ye küfür edilmesi daha çok saçmaydı, onu sonra konuşacağım. Ya ben o konular çok hakikaten iğrenç. İğrenç ya, gerçekten. İğrenç ötesi ya. Yani artık hani diri falan anladık da. Ya 1905'teki ya adamdan ne istiyorsun yani, baba ya? Ölülerimizi rahat bırakın yani. 1905 ya ne istiyorsun abi? Yani, Cumhuriyet kurulmamış ya. Ya arkadaş olacak şey değil ya. Yani hayır adam 10 gün önce de ölse yani ölmüş artık adam. Ya yani. Tamam 1905'teki yani, adamdan ne istiyorsun? Görmedin ya. Etmedin hiçbir şey yani, bilmiyorsun adamla ilgili. Yani dirimizi tamam dirimizi aldınız. Dirimizi bırakmadınız da ölülerimizi rahat bırakın ya. Yani bu olacak şey değil ya. Allah akıl fikir versin. Her neyse. Ceza verirsin abi. Ceza böyle şey olur mu ya? Evet. Şimdi o zaman başka bir küfür evet. Bulurlar. Yani anladın mı? Öyle engelleyemiyorsun işte. Başka küfür bulurlar. O küfür biter mi? Bizim abi Ali Sami'ye de Süleyman Seba'ya ne bileyim işte. Ya işte Fenerbahçe'nin kurucularına falan. Alicim diyorsun falan ya ceza verilsin. Ne küfüre ne cezası vereceksin? Küfüre ceza mı olur? Adamın ağzını mı bağlayacaksın? Eden. Abi ben bazı adamlara küfür etsem cezanın kralını alırım ya. Yani. Ahlak sorunu bu. Ama sonra paran varsa bir daha edersin. ya da arkadaş muhabbetinde edersin. Edersin yani. Engelleyemezsin. İnsan da biraz edep, vicdan olacak. Yani vicdan olacak daha doğrusu. Çünkü edep derken sanki ben burada hiç küfür etmeyen bir adam gibi oturuyorum zannedecek insanlar. Abi bizim ben, zararsız ağzından zaten. Çıkıyor kardeşim benim. Ama dediğin gibi hani ölmüş lan adam. Çok yani sevdiğim, ölmüş insan çok ya. Seveceğim bir söz söyleyeyim. Olur ben. Mu? Geçen olur. Bir yerde okudum, not aldım. Cehalet içine erdemin sığmayacağı kadar bozuk bir kaptır. Yani. Nokta değil mi? Abi evet. Ve her şeyin bir ölçüsü olur ya. Hani küfür...
Ben hiç küfür etmiyorum diyen adam sahtekardır. Tabii canım. Tamam mı? En kötüsü yani hiç küfür sinkaflı konuşmayan adam iş yerinde birine hadi ulan bilmem ne. Ne? Şek der. Şek oğlu şek falan filan. Anladın mı? Kemal Sunal Şaban Bekli. Der yani anladın mı? Ya da işte hayvan oğlu hayvan gibi kelimeler çıkarır insana çok öfkelendiği zaman. Yani ben, edersin. Ben söylüyorum mesela. Ay, senin... bizim mesela kediye söylüyorum hayvan oğlu hayvan diye. Çünkü hayvan oğlu hayvan diye. Yani. Yani, o hakaret değil. Ama yani şimdi bu ama bunun dediğim gibi bir yani bir onun bile bir raconu olur ya. Yani ölmüş insana küfür edilir mi ya artık? Yani anladın mı kardeşim? Yani bu olayı işte sen söyledin diye söyledim. Hiç ben bu konuyu girmek bile istemiyorum. Benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Sen çünkü söyledin. Yani üstünden ben de geçecektim. Aynı adamları söyleyecektik değil mi? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç seyirciyi sıkmayalım. Sen benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bu sene Galatasaray'ın, Galatasaray'dan önce mağlup oldu Hatay'a değil mi? Hatay'a yenilmişti. Başka mağlubiyeti var mı Galatasaray'ın? Yok galiba. Ligde yok. Ligde yok. Kupasından elendi. Hatta UEFA Şampiyon Ligi'nde hatta var. Hatta Avrupa'da var. Var. Var birçok var. Fakat hiç bu kadar kötü oynamamıştı. İlk 45. Evet. Evet. İkinci yarıyı da koy. Maçın tamamını da koy. O Galatasaray oyunu değil. Anlık hadiseler oldu. Diyorsun ya oradan bir orta geldi bir sıyırdı. Tabii. Bir şey oldu çok falan. Anladın mı? Ha, ortada yani. Böyle al ver falan filan bir şeyler falan yok. Şimdi çok enteresan geldi bana. Galatasaray Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maçta bile bundan daha diriydi. Evet. Bu maçtan daha diriydi. Bak 4-1 kaybettiği Spartak Prag maçında dünkü maçtan daha diriydi. Dün Galatasaray takımı sahada fiziksel olarak anlayamadığım bir şekilde niye anlayamadığımı söyleyeyim sana. Galatasaray hani 3 kulvarda falan oynuyordu ya. Hı hı. Daha diriydi takım. Şimdi iş hafiflendi dendi değil mi? Öyle bir şey yok diyorum ben. Kasımpaşa maçına çıktı. Mesela dün Kasımpaşa maçında ben Galatasaray takımı oyuncularını ilk defa fiziksel olarak bu kadar yetersiz ve etkisiz gördüm. Sahada Barış Alper denen kardeşimiz dışında Torreira'yı da ekleyin. Ayakları yok öyle eski Torreira var mı sahada? Ayakları yere basan adam yok. Tamamen orta sahada. Orta sahada tamamen o Gökhan, Aytaç, Gökhan Gül, Aytaç, Hayradinoğlu. Bu tamamen orta sahada. Bütün ikili mücadeleler bunlarda kalıyor. Göbekten yürüyerek gidiyorlar ve dikkatimi çeken şey şu oldu. Ben geçen hafta burada Vore'de Kerem Demirbay'a üzülmedik Metiye bırakmamıştım. Evet, hatırlıyor musun? Sahada yok gibiydi. Abi evet. Her hayaleti gelmiş. Hayalet gibi topları evet. Kaptırdı falan bu adama bir hafta. Halsizdi, çok halsiz. Nasıl işte bu halsizlik oldu? Bilmiyorum. Yani en son maçını bir hafta 7-8 gün önce oynamışsın değil mi? Arada değil mi kupa maçı yok artık sezon Avrupa yok. Olmuyor mu ya? Eskiden he? Sizin dönemde böyle abi, bahar yorgunluğu geyiği vardı. Ama böyle böyle bu kadar fark etmez. Yani geçen hafta hepimizin hatta ne dedin Kler'in oyuncusu haftanın oyuncusu. Fred. Geçen hafta. Kler. Geçen hafta Kerem Demirbay demiştik. Değil mi? Tabii ki Kerem ve müthiş Demirbay oynamıştı. Evet, hat-trick evet. Yaptı. Müthiş. Bu dirilikte adam bir haftada böyle bu kadar fiziksel olarak bu kadar düşüş yaşaması benim mesela çok dikkatimi çekti dün. Gerçi bu fiziksel durum gündüz maçından mıdır? Konsantre nasılsa kazanırız duygusu mu vardı? Bütün futbolcularda bu vardı fiziksel yorgunluk. Bir tek Barış Alper denen futbolcu hariç. Yine maçın başından beri tabii. Kuvvetliydi, canavar diriydi. Ya. Ya. Avatar yani filmini izledin ben mi mesela, uzun boylu evet. Hani şey mavi adam yok var. İzlemedim. İzle tam Barış Alper Yılmaz. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu mesela ilk defa bu kadar oyundan çıktığında ben de. Aa dedim aa, Kerem doğru, mi? Kerem Aktürkoğlu aa Kerem dedim evet. Aynı şeyi hissettim. Anladım bu hissi bu var ya 3 senedir kaç senedir Kerem var. İlk defa böyle bir şey hissettim. Evet. Çok kötü maçlarına şahit geldim ama oyundan çıkarken bile ama pozisyona o kötü giriyordu. Maçlarda bile kötü maçlarda bile bir şey yapmıştır tabii, Kerem. Tabii. Dün var mı yok mu? İki Kerem yoktu. İnanılır gibi. Berkan değil. Bence böyle stoper performansı çok zayıf kaldı. Çok. Bence böyle Nelson Kaan da Ayan gibi adı Kaan Kane normal ama fıtıkla oynuyor. Yani bir, onun şey, bir bahanesi geçerli bir bahanesi şeyde, var. Şeyde, kabul edilebilir. Nerede bir hafta önceki şey o sol bek Köln. Ya fena değildi. Ben Köln'le tamam Torreira'yı da iyi buldum yani. Abi yani iyi bulmak anlamı Torreira'nın çok daha iyi oynadığı 35 maç sayarsın. Onu anlatıyorum zaten. Köln de mesela geçen hafta değil mi soldan evet. Moldan geldi. Mesela ama dün Kerem Aktürkoğlu da çok etkisizdi ya o yüzden de çok etkili olamadı sol bek olarak. Evet, Kerem Aktürkoğlu da çok etkiliyken yani Köln sonuçta etkili böyle bir maç bile
4-3 kazanıldı. Kazanmayı başardılar. Şimdi